Evet, değerli Bolu hemşehrilerim. 2-3 akşamdır Sayın Milletvekilimizin Fatih Metin'in açıklamalarını izliyoruz televizyonlarda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalan söylediğiyle ilgili haberleri var. Biz bugüne kadar Aziz Türk Milleti'ne hiç yalan söylemedik. Ne söylediysek arkasında duruyoruz. Biz ne demiştik? 8 aydır kapalı olan bir meydanın, kent meydanı, projesi bile olmayan bir kent meydanından bahsetmiştik. İşte bulunduğumuz yer 8 aydır kapalı olan ama projesi bile olmayan, hiçbir yatırım yapılmayan kent meydanında bulunuyoruz. Başka ne demiştik? Akkayalar demiştik. Akkayalarla ilgili görüntüleri size göstermiştik. 8,5-9 yıllık iktidarın Akkayaları getirdiği nokta oydu. Başka ne demiştik? Bitmeyen Mengen yolu, mıcırlarla dolu Mengen yolu demiştik. O mıcırlarla dolu Mengen yolunda meydana gelen kazaları, çukurlarda olan kazaları ve hayat kaybıyla biten kazaları hepiniz biliyorsunuz. Bizler bu ülkeye karşılıksız sevgiyle bağlı insanlar olarak eleştirilere de açığız. Ancak hakaret boyutuna varmasını kabullenemiyoruz, tahmin edemiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bir programında Sayın Abdullah Uzun'un en ufak bir eleştirisine bile çıldırarak hakarete varan, tehditlere varan açıklamalarını da doğru bulmuyoruz. Siyaseten yapılması gereken şey eleştirilere tahammül göstermesini bilmektir. Tahammüllü olmaktır. Eleştirilerden istifade etmektir. Burada gelinen nokta kaybettiklerini anlamalarından kaynaklanan bir saldırgan tutumdur. Bu doğru bir tutum değildir. Bolu hepimize, Bolu'da hepimiz yaşayacağız. Karşılıklı kardeşliğimizi bozacak söylemlere girilmemesi gerekmektedir. Türkiye'de Sayın Başbakan bunun aynısını yapmaktadır. Kendi dışındaki bir siyasi partiyi destekleyen bir iş adamına acımasızca saldırabilmektedir. İş adamları kendilerini desteklediklerinde hiçbir problem yoktur. Ama muhalefet partisini desteklediğinde tehditlere varan söylemlere gidebilmektedirler. İlimizde de bunun açık örnekleri mevcuttur. İş adamlarıyla ilgili, iş yerleriyle ilgili fişlemeler halen devam etmektedir. Memurlarla ilgili fişlemeler devam etmektedir. Seçimlerden sonra bu arkadaşlarımızın bu fişlemeler sonucu nasıl bir saldırgan tutum izleyeceklerini, nasıl çalışmalar yapacaklarının en güzel örneğidir. Onun için bu arkadaşlarımıza bir 4 yıl daha verilmemelidir. Bir 4 yıl daha imkan sağlanmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği nokta hassas bir noktadır. Bir kader anıdır, bir karar anıdır. Bu kader ve karar anında sayın vatandaşlarımızın hepsinin bir oyu vardır. Ancak Türkiye'de bir oyun var arkadaşlar. Bir oyun. Bu oyun özellikle iki seçim arasında 10 milyon artan seçmen sayısıyla alakalı bir oyundur. Yine 17 milyon fazla başılan oy pusulasıyla alakalı bir oyundur. Değerli vatandaşlarım, bu oyunu bozun. Bir oyun var. O bir oyunu doğru kullan ve bu oyunu boz. Ülkene sahip çık, vatanına sahip çık, milletine, bayrağına sahip çık. Değerli genç arkadaşım, işsizliğin çözümü var. Çözüm Milliyetçi Hareket Partisi'dir. İlk oyunu MHP'ye ver, ver ki oyun bozulsun. İyi günler diliyorum.